bölge burası. Bizim burada ana su kaynağımız Beyşehir Gölü. Yani Torosların boşalımı, bu bölgenin boşalımı hepsi Beyşehir Gölü. Beyşehir Gölü'ne boşalan su şu gördüğümüz mavi çizgiyle, burası BSA ana kanalı dediğimiz. Bizim gördüğümüz şu yeşil alanındaki sulamaları yapıyor. Bizim ana su kaynağımız burası. Şu anda burası artı 72 km3 suya geldik Beyşehir Gölü'nde. Milletin beyaz eziyet dediği, beyaz esaret dediği şey, biz beyaz bereket diyoruz. Dolayısıyla bu beyaz bereketle beraber bu sene verimlerimiz çok iyi, su verimlerimiz çok iyi, akışlarımız çok iyi. İnşallah iyi bir noktaya geliriz diye düşünüyoruz sezon sonu itibariyle. Konya için de rakamlar çok güzel. 334 milimetre yağış almışız. Uzun yıllar ortalaması 250 milimetre. Dolayısıyla biz uzun yıllar ortalamasının %33 üzerinde bir yağış almışız. Nide'de ise geçen seneye göre Konya'da. Geçen sene 250 almışız. Neredeyse onun %33 olan uzun yıllar ortalaması %33 üzerinde iken geçen seneye göre neredeyse %50 falan daha fazla bir yağış almışız biz. Nide'de ise bu sene aldığımız yağış miktarı 300 milimetre, uzun yıllar ortalaması 217 milimetre, toplamda %38 uzun yıllar ortalamasının üzerindeyiz. Tabii şunu değerlendirmek lazım. Bu yağışlar aynı zamanda erime şekilleri, depolamalarımıza ulaşma şekilleri. Çünkü hızlı bir erime olursa depolamalarımıza geliyor. Eğer uzun zamana yayılan bir erime olursa bu sefer yer altını besliyor. Konya bölgesi kapalı alan olduğu için kapalı Konya Havzası diye geçiyor. Konya kapalı havzası diye geçiyor. Buradaki suyun bir damlası tabiri caizse heba olmuyor. Ya süzülüp yer altını besliyor, çünkü bölgemizde ciddi bir yer altı beslemesi de söz konusu, ya da depolamalarımıza geliyor. Böylece yer üstü sulaması dediğimiz baraj sulamalarını yapıyoruz. Gelen her damla suyu değerlendirmeye çalışıyoruz bizler de. Sule depolaması ve APO barajını biz inşallah depolamalarını bitirerekten... Konya kapalı havzasında tabii geçen sene mevsim çok kurak geçtiği için neredeyse biz depolamalarımızdaki bütün suyu kullandık. Yani hiç artı bir değerle bu seneye gelmedik biz. Hatta Beyşehir Gölü'nde biz -500 milyon metreküp suyla başladık bu sene. Yani biz -500'deydik. -500 milyon metreküp sudaydık. Ki -500 milyon metreküp suyu şöyle izah edeyim ben size. Bizim geçen sene ovaya verdiğimiz toplam su miktarı 138 milyon metreküp. İnanılmaz derece. Tabii bu -500 nasıl oldu derseniz de bizim Beyşehir Gölü takriben 600-700 kilometre karelik bir sahaya hitap ettiği için orada yıllık 450 milyon metreküp civarında bir buharlaşma kayıpları söz konusu. Ama bu sene çok şükür yağan yağmurlarla beraber biz şu anda orada da artıya geçtik. Bugün itibariyle Beyşehir Gölü'nde de artı tarafında 72 milyon metreküp suyumuz var. Bizim ovanın ana su kaynakları olan işte Beyşehir Gölü'nden geliyor Sula depolamasında şu anda 200 milyon metreküp civarında suyumuz var. Biz burada kullanabileceğimiz şu anda bugünkü tarih itibariyle 140 milyon metreküp suyumuz mevcut. Bunların da APA barajına geliyor. APA barajından ovaya yayılımı dağılımı oluyor. APA barajından da bugünkü tarih itibariyle 110 milyon metreküp suyumuz şu anda mevcuttur. APA barajına toplamda 170 milyon metreküp, 160-170 milyon metreküp arasında su depolayabiliyoruz. Bugünkü tarih itibariyle burada 110 milyon metreküp suyumuz var şu anda. Su noktasında çok sıkıntılı değiliz. Yalnız biz bu sene şöyle bir planlama yapacağız. Bizim baraj işletmeciliği noktasında her sene doldur boşalt yapmıyoruz. Barajlardan mutlak surette bir sonraki yıla artıyla girmek durumundayız. Biz bu sene önümüzdeki sene meydana gelebilecek kuraklıkla ilgili tedbirleri alaraktan, onları göz önünde bulunduraraktan biz su planlaması yapacağız bu sene. Ama vatandaşımızı da mağdur edecek durumda değiliz. Vatandaşımıza bu sene yeterli miktarda suyu vereceğiz. Yalnız suyumuzu ekonomik ve efektif bir şekilde kullanacağız. Gelecek sene kurak geçmesi ihtimalini göz önüne alaraktan bir miktar barajlarımızda teknik olarak, bilimsel olarak yapmamız gereken şeyi biz bu sene yapacağız. Yani bu sene için suyumuz tamam. Suyla ilgili bir kuraklıkla ilgili bir sıkıntı yaşatmayacağız inşallah. Önümüzdeki seneye yönelik de tedbirli davranıp suyumuzun hepsini kullanmayaraktan gelecek sene de bir miktar rezerv bırakırsak çiftçi vatandaşımız o zaman daha rahat etmiş olacaktı. Biz onları daha emniyetli tarafta tutmuş olacağız su noktasında.